günlerden salı ve bugün çok önemli bir konumuz var. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necdet Tavfa bugün Aktam TV'ye konuk oldular. Bir hafta önce bir programı gerçekleştirecektik ama ne yazık ki Necdet Başkanımın bir aile yakınını vefat etmesinden dolayı program bugüne ertelendi. Bir kez daha halası oğlunu rahmetle anıyoruz. Ondan sonra Necdet Bey öncelikle Aktam TV'ye geldiğinden dolayı kendine teşekkür ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz Aktam TV'ye. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilere ve Aktam TV'ye bizlere zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Başsağlığı dileklerinizi de kabul ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Çünkü başkanım özellikle bu pandemi sürecinde her gün vefat haberini duyuyoruz ne yazık maalesef, ki. Maalesef. Bu anlamda özellikle bu süreçte sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına iyi bir şekilde uymamız gerektiğini belirtmek istiyoruz. Evet başkanım, Necdet Tavfa gerçekten Van'da tanınan bilinen bir isimdir. Ve çok da sorumlu bir özelliğe sahiptir. Necdet Tavfa bu özellikle şunu diyelim, pandemi sürecini nasıl değerlendiriyor? Pandemi sürecine kendi üyelerine hangi konulara uyarıda bulunuyor diye sorsak acaba? Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii pandemi hakikaten hepimizin hayatını olumsuzlayan bir bulaşı malumunuz. Tabii sadece Van'ı Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Aynı zamanda dünyayı etkisine alan, dünyayı olumsuz etkileyen, dünyada yaşayan 7,5 milyar insanın kendine yeni yaşam formu oluşturmasına sebep evet, olan bir salgın. Dolayısıyla dünya ile beraber ülkenin de bundan etkilendiğini aşağı yukarı işte Mart ortaları itibariyle de alınan tedbirlerle bunu hepimizin hissedebilir hale geldiğini hepimiz yaşıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Ve bunun en iyi ihtimalle yine 2021 yılı sonlarına kadar etkisinin devam edeceğine yönelik bilim insanlarının, otoritelerin ve kamu yöneticilerinin yaklaşımları var. Bizlerin de 2021 iyi ihtimalle yani aşının bulunmasıyla beraber ya da aşının uygulamaya girmesiyle beraber önümüzdeki günlerde yine 2021 yılı sonuna kadar insanların tedbirli davranmak suretiyle bu süreci yaşayacaklarını tahmin ne ediyoruz. Ki, evet. Tabii kendi ilimiz özelinden meseleye baktığımız zaman biliyorsunuz 2011 yılında bir deprem süreci yaşadık ve deprem süreciyle beraber Van çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Nüfusunun büyük bir kısmı göç etti. Öyle ki biz bir dönem artık deprem öncesi Van ve deprem sonrası Van'ı karşılaştırır hale geldik. Dolayısıyla deprem öncesi ekonomik parametreler, performanslar, sosyal hayatın genel durumuyla deprem sonrası genel durumu karşılaştırır hale geldik. Şimdi tabii önümüzde yeni bir süreç var ve pandemiyle beraber şimdi artık yeni söylemler var, yeni beklentiler var, yeni yaşama uygun yeni bir takım beklentiler var. Şimdi pandemi öncesi Van, pandemi sonrası Van gibi bir ayrışmayla bir değerlendirmeye girmek durumundayız. İnşallah pandemi öncesinde tabii Van kendi kimliğini oluşturmaya çalışan, markalaşma yolunda bir takım açılımları olan, herkesin kendi üzerine düşeni yapmaya çalıştığı bir döneme tekabül ediyordu. İşte İran turizmi biliyorsunuz bizim hayatımızın çok belirleyici bir faktörü haline geldi. Kapıköy beklentilerimizi evet, çok önemli yükseltti. Konu başkanım. Ama pandemiyle beraber işte bunların tamamı neredeyse bu konuştuğumuz meselelerin tamamı artık yeni bir yaşamın döngüsüne evrildi. Dolayısıyla pandeminin hepimizin hayatına doğrudan etki ettiği bir dönem var. İşte uzun süre evlerimize kapandık. Neredeyse 3 ay boyunca sokağa çıkma yasaklarıyla karşı karşıya kaldık. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme tamamıyla kapatıldı. Kısmi kapanan iş yerleri oldu. İşte esnek çalışma sistemleri gündeme geldi ve bugün de aşağı yukarı benzer ikinci dalgaya denk gelecek uygulamalarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün akşam yapmış olduğu kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerle yeni bir sürece başlamış olduk. Yani tabii bu bir felaket. Dünyayı etkisi altına alan bir felaket. Bir savaş ortamı var ve bilinmeyen, görünmeyen, dokunulmayan bir düşmana karşı bütün dünya bir takım tedbirler almak suretiyle bir savaş yürütüyor. Dolayısıyla bizim Van'ı bu savaşın dışında bir yerde değerlendirmemiz söz konusu değil. Ya da ülkemizi bu savaşın tarafı olmaz. Valla bir sınırlarımızı kapattık ama nitekim yaptık da ama buna rağmen ne oldu? 14 Mart'tan itibaren işte İstanbul'da ilk vakalarla beraber Van'da da ilk vakalar zaten metropol etkileşimi çerçevesinde gelişti. Şimdi herkes
özellikle Vanlılar bu Kapıköy meselesini, İran meselesini böyle Türkiye'nin önüne bir handikap olarak koydular ama yani orada bizim hemşehrilerimiz kendi şehirlerine haksızlık ettiler. Yani ben gerçekten çok üzgünüm. Yani bir şehirde yaşıyorsanız insan kendi şehrine kötülük etmez. İyilik etmeyebilirsin, imkanın olmayabilir ama ne yazık ki bugünlere de şahitlik ettik ömrümüzün bu deminde. Böyle Van'ı neredeyse işte Türkiye'nin Wuhan'ı ilan eden bir yaklaşımla talihsiz süreçler yaşadık ve o talihsiz süreç ne yazık ki bizi bugün işte sizin de aracılığınızla Akdamar TV aracılığıyla durumu değerlendirme aşamasına getirmiş olduk. Tabii pandemi döneminde vergiler, SGK'lar yani o tümden kapanan iş yerlerini varsaydığımızda ki mesela işte metropol etkileşiminden kaynaklandı bütün bu bulaşılar, vakalar, COVID-19'un ilk göründüğü dönemler. İlk İstanbul'dan geldi zaten. Kesinlikle işte düğüne gelenler, taziyeye gelenler ne yazık ki. İşte o gün bugündür neredeyse işte 10 aydır hepimiz büyük bir karmaşanın içerisinde kendi öznel koşulları içerisinde bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Yani işlerimiz %50 düştü, iş yerlerimiz kapandı, üyelerimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. İşsiz kalan insanlar var, özellikle yarı zamanlı, tam zamanlı hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kapanması. Ya bu gerçekten vahim bir durum. Dediğim gibi ama bütün bu gerçekliği bizim sadece kendi özelimizde değerlendirip kendimizi dünyadan ya da ülkeden ayrı tutmamızı gerektiren bir durum değil. Belki de tesellimiz olur. Yani herkesin yaşadığı bir doğal felaketi yaşıyor olmanın tesellisini doğrusu içselleştirdik bu durumda. Yani tarım hayvancılığımız bundan çok doğrudan etkilendi. Evet şunu hemen sorayım. Kapıkü kapandım yani kapalı mı kalacaksınız şurada sizin öngörünüze göre? Hani. Yani bu dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerine baktım. Aslında ben iyimserdim. Belki önümüzdeki hafta işte bir iki hafta içerisinde eğer insanlar tedbirli davranır da kendilerini koruma yönünde bir eğilim içine girerlerse. Bir de mesele İran tarafı. İran'da da son zamanlarda ciddi bir artış olduğunu müşahede ediyoruz. Dolayısıyla kısa vadede olacağını tahmin etmiyorum. Yani kısa vade dediğim bir hafta iki haftalık bir süreçti ama şimdi orta vadede yılbaşından sonra durumu yeniden değerlendirebiliriz diye bekliyorum. Çünkü tek başına bir bakanlığın almış olduğu bir karar da değil. İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa almış oldukları bir değerlendirme. Şu burada ikircikli bir tutumun olduğunu da ifade etmeliyim. Şimdi Trakya bölgesinde Avrupa'ya açılan kaplarımızın hepsi açık bu arada. Yani Edirne, İpsala, evet açık oralar. Tekirdağ gibi yani bu ikircikli durumdan da Türkiye'nin hızlı bir şekilde kurtulması lazım. Yani şimdi olaysal işte Doğu Anadolu kara sınır kapları üzerinden tanımlamak doğru değil. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Orada bir haksız durum olduğunu ifade etmem gerekiyor. Batıdaki kara sınır kapları kapalı. Yine hava sınır kapları açık. Batıdaki kara sınır kapları açık ama sadece işte Esendere, Gürbulak, Kapıköy'ün kapalı olmasını biz doğru bulmuyoruz. Başkanım çok müsaadenizle. Yetkililerin bir kere bunu duyması lazım. Yani dünya da duysun. Türkiye'yi yönetenler de duysun. Bir kere yani bu bir standart olması lazım. Bu çok. Dünya duysun bunu evet başkanım. Evet, özellikle yani, dünya duysun. Bunu söylemem lazım. Bu doğru değil. Başkanım geçen yani sizin gayretlerinizi biz görüyoruz. Gayretlerinizi sanayici ve tüccarın biraz daha iyi kazanabilmesi konusunda göstermiş olduğunuz çabalar ortadadır. Başkanım müsaadeniz varsa bir yorumu okuyayım. Tekrar devam ederiz. Tamam başkan sensin. Eşref Elçioğlu demiş ki iyi yayınlar Ayhan Bey ve değerli dostum Necdet Bey'e saygılar kendisini takdir ediyorum. Ne mutlu böyle bir başkanımız var. Çalışmalarından dolayı ve Van için yaptığı mücadele yakın takip ediyorum. Başarılar diliyorum demiş Sayın Eşref Elçioğlu. Biz de burada kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanım bu özellikle pandemi sürecinde geçen Vanlı esnafı işi çok zor olduğunu biliyoruz. Kapıköy'de artık biraz süre meşter kaldığında artık kabullenmek gerekir. Sizin bir iş tüzle alakalı projeniz vardı. Onu hayata geçme durumu acaba olabilir mi bu süreçte? Yani ya sevgili biraz... Ayhan tabii o dönemin yakıcılığı içerisinde pandeminin can yakıcı süreci içerisinde biz ilk kez sizin ekranlarınızdan bunu paylaşmıştık. Özellikle yeni normale geçiş döneminde ben yerel yönetimlerin 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanların kapalı kaldıkları dönemi biraz da normalleşme aynı zamanda bir eğitim sürecine dönüştürmek için fırsata çevirmemiz gerektiği yönünde bir çağrıda bulunmuştuk. Tabii ne bir turizmciden bir destek geldi ne de yerel yönetimlerden destek geldi. Önerimiz buydu. Ya yaz mevsimine giriyoruz işte Haziran'la beraber belediyeler özellikle kendi ilçelerinde bulunan
65 yaş üstü ve 20 yaş altı uzun süredir kapalı kalan insanları Van'ın tarihi turistik yerlerine geziler düzenlemek suretiyle sosyal hayata intibak etsinler. Çok mantıklı bir şey. Bunu yaparken de eğitimler de olsun. İşte maske, mesafe, hijyen meselelerini de uzmanlar bunları anlatsın. Yani bu kente yapılabilecek en büyük faydalardan biriydi. Bir çağrımız da turizmcilereydi, otelcilereydi. Dedik ki bunu yapacak olan belediyelere, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine sizler de gerekli indirimleri yapın. Bir iç hareketlilik sağlayalım. Çok iyi. Turizm hareketlilik projesi kapsamında bir değerlendirmemiz vardı. Biz bu kapsamda sadece engelli ve kimsesiz çocuklara yönelik bir iki etkinlik yaptık Van TSE olarak. Ama o çağrımız burada kaldı. Bu çağrımız burada kalsın istemiyoruz. Kış mevsimiyle beraber yeni normalleşme süreciyle, yeniden normalleşme süreciyle beraber belki yetkililer bunu duyarlar. Bunu kendimiz için istemiyoruz. Bizi gezdirin demiyoruz arkadaşlar. Kendi ilçenizde yaşayan, uzun süredir kapalı kalan, yasaklı olan insanları hem bu pandemi konusunda eğitmek hem de onlara kendi seçmenleriniz, yurttaşlarınız, vatandaşlarınız değil mi? Bunu kadar bundan ala ne olabilir? Zaten uzun süredir toplu taşıma araçlarını devreye sokmuyorsunuz. Bir sürü kısıtlama var. Dolayısıyla bir iç hareketlilik sağlamak. Bunun bir maliyeti de yok. Düşük maliyetli işler. Kime yapıyorsun? Kendi halkına yapıyorsun. İş turizmi hareketlendirmek. Akdamarı Adası'na hiç gitmemiş bir 65 yaşındaki gevaşlığının olma ihtimali yok mu? Var. Ya da Edremit sahilini gezmemiş bir 65 yaş üstü ya da 20 yaş altı hiç Edremitli yok mu? Muhtemelen hoşap, vardır. Hoşap Kalesi. Yani hoşap. Tabii. Ya aynen öyle. Yani şeyimiz buydu. Fikrimiz buydu. Biz bunu bu programdan sonra sizlerle yaptığımız çağrıdan sonra ete kemiğe de büründürdük. Bunu oturduk, yazdık, çizdik ama ne yazık ki iç ve dış turizm hedeflerimiz doğrultusunda projeler bazen söylemde kalıyor. Ama peki, muhatap da biz değildik. Biz sadece fikir düzeyinde bir varsayım ortaya koyduk. Bu noktada Van Gölü Koruma Kanunu, işte bununla beraber çalışmalarımız biliyorsunuz kazandı. Ama bu iş turizmle alakalı projemiz ne yazık ki ikinci kez yine aynı ekranlardan bir çağrıya dönüşmüş oldu. Dünya bunu diyorsunuz, her zaman diyoruz. Necdet Takva'nın çok projeci bir kişiye sahip olduğunu biliyoruz. Hep proje üretir, Van'ın kalkması çaba gösterir ama bunu da görüyoruz çok dobra olmazdan dolayı başkanım sanki biraz yalnız bırakılıyorsunuz. Belki de bu sizin iş turizmin hayata geçirmenizin işte acaba işte Necdet Bey söyledi diye biz yapmıyoruz. Söylemi de biraz bizde hakim oldu. Ya bu tabii bu tecrübeyle sabittir. Evet. Necdet Takva söyledi diye mutlaka bu iyi bir şey değildir diye bir reaksiyon var yani. Duyum da aldı. Çünkü, evet, ya yani böyle piyasa bir şey yok. Yani biz bazen söylemleri alıyoruz, çok ciddiye alıyoruz, çok belki haz etmediğimiz insanların fikirlerinden yaralanıyoruz. Ya bu dünyanın en güzel lezzetli bir şeyidir. Denesinler. Tad almazlarsa günah bizim olsun. Bu çok lezzetli bir şeydir. Bu iyi bir şeydir. Yani bunu biz kendi şehrimiz için istiyoruz. İş turizmi canlandırmayı istiyoruz. Turizm seyahat acenteleri işte gelip demediler ya bu çok iyi bir fikirdi ya da bu fikri biraz geliştirelim biz ne yapabiliriz? Hiç kimse gelmedi. Otelciler gelmedi. Bununla ilgili gelmediler. Sıkıntılar ve sorunlarla ilgili sıkça bir araya geliyoruz ama iş gerçekten sorumluluk almaya, parmağını şöyle taşa değdirme yönünde bir şeye tekabül edince maalesef ortalıkta kimseyi göremiyoruz. Başkanım şimdi aslında fillerine dönüyor iş yani. Konu tabii laf lafı açıyor. Bir de çok önemli konuya değindikçe daha farklı konuya gündeme gelmek zorunda kalıyor. Siyasiler sanki biraz Necdet Takva'dan korkuyorlar gibi geldi bize başkanım. Siyasetçi niçin sizden korkuyorlar başkanım? Ayhan bu çalıştığım bir soru değildi. Yani, evet başkanım. Yani vallahi başkanım sanki yani yok. Necdet Takva işte bir şey yaptığı zaman onun ismi ön plana çıkarsa daha farklı olur diyorsun. Bakın ben siyasetin sihrine gücüne inanan bir adamım. Evet kesinlikle. Ama siyasetçilerin siyaset kadar bir sihrinin olup olmadığı tartışma konusudur. Yani o siyasetin gerçekten önemli bir faaliyet olduğu, önemli bir bilimsel faaliyet olduğu, sorunları çözüm noktasında bir zanaat olduğu, bir bilimsel faaliyet olduğu gerçeğini ben siyasetçilere ve politikacılara söylüyorum. Özellikle ilimiz siyasetçilerine. Bu konuda yaptığımız değerlendirmelerde hakkını teslim ediyorum. Ama o işi yapanların meseleye nasıl baktıklarıyla ilgili bir meseledir. Ya Necdet Takva Van'da doğdu, Van'da yaşadı, muhtemelen Van'da ölecek. Yani benimle de yaşamayı çekici hale getirebilirler. Bunun da bir beis yok. Yani ben her gün sabah geliyorum, berbere gidiyorum, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyorum, İskele Caddesi'nde yürüyorum, Ticaret Sanayi Odası'na gidiyorum, kendi iş yerime gidiyorum. Buraya geliyorum yani ben bu yaşayacağım bu insanlarla birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla böyle kimsenin kimseden korkmaya, çekinmeye gerek yok. Yani hayatı kolaylaştırmak lazım, sevmek lazım, dokunmak lazım. O yüzden
Madem ki sordunuz, ben siyasileri çok seviyorum. Onlar bizim canımızdır, ciğerimizdir. Allah onların işini rast getirsin. Biz ama yaptıkları faaliyetin sihrini biraz kendilerinde içselleştirseler, mündemi hale getirseler, bu hepimizin hayatını kolaylaştıran, güzelleştiren bir sürece evrilebilir. Aslında yani böyle bir şey yok. Sayın Tekbaş şudur, yani siz bütün işlerinizi Van üzerine kuruyorsunuz. Yani Van'ın kalkınması, gelişmesi için çaba gösteriyorsunuz. Biz de bunu görüyoruz, herkes de bunu görüyor. Ama ne yazık ki bazıları işte Necdet Takva ön plana çıkmasın diye çeşitli bahaneler arkasına sığınabiliyor. Bunu nasıl kırabileceğiz aslında? Açıkçası bunu ya şimdi istiyorum. Tabii bilmiyorum, bu bir sosyolojik vakadır. Evet. Bir algı yönetimi düzeyinde ele alınmış bir şey değil. Çünkü siz kimsenin diyemediği konuları gündeme getiriyorsunuz. Konuşuyoruz, üzerine parmak basıyorsunuz. Yani yan yaraya tuz yapayım? Basıyorsunuz. Yani tuz basmayayım mı? Acımasınlar, üzülmesinler mi? Ne yapayım? Ya gerçekten sevgili politikacılar, Ayhan Bey'de neden böyle bir algı oluştu ben merak. Bunu yapmayalım. Yani ben, buyurun gelin konuşalım. Yani ben sizi seviyorum, Allah için seviyorum. Yani ne yapayım siyasetçilere, bir sıkıntı yok. Biz de, Necdet Takva kimseye küsmez. Ben çok iyi bilirim, Necdet Takva hiç kimseye küsmez. Darılmaz. Hiç öyle yaşamaz. Bir şey yok. Kim gütmez bunu iyi biliyoruz. İşte bunu aslında başkan bütün siyasilere de işte Van'ın önde gelen kişilerine bunu anlatabilsek, aşılayabilsek belki de birbirimizi seversek. Ya çoğu bizim arkadaşımızdır. Hı-hı. Oturmuşluğumuz var. Sohbet etmişliğimiz var. Dostluğumuz var. Geçmişimiz var. Yani korkulacak bir şey yok. Vallahi Ben bir de kimsenin rakibi değilim. Yani bakın bir yerel yönetim deneyimi yaşadık. Orada da kimsenin rakibi olarak ortaya çıkmış bir adam değilim. Bunu ben defalarca anlattım. Hı-hı. Lütfen ama lütfen bunu doğru algılayın. Bakın 5 Aralık'ta saat 2.30'da ben oturuyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonu üzerine görev aldım. Ben kimsenin ne başvuranların ne başvurmayanların ne beklenti içerisinde olanların rakibi değildim. Bakın 1 gram önü ve arkası yoktur. Bir girişim yoktur. Yani ben bunu ısrarla söylüyorum. İnsanlar yok bunu planladı bilmem şu etti bu etti. Böyle bir bunlar hikaye. Bunlar iftira. Evet. Yani eğer buna inanıyorlarsa ve bunu bilinçli bir şekilde ortaya söylüyorlarsa bunlar müfteridir. Normaller gerekir. Bakın 5 Aralık saat 2.30'a kadar o telefon görüşmesine kadar 1 gram önü ve arkası yoktur sevgili Ayhan. Bir kere Van halkı buna inansın. İnanmak istemeyen de kendi bilir. Yani ben kimsenin rakibi değilim. Evet. Haddini bilen bir adamım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkes yaptıklarıyla ön plana çıkacaktır. Kesinlikle doğrudur, evet. Yapamadıklarıyla yapanların önünü kesmek de kimsenin babasının haddi değildir. Yani herkes işini iyi yaparsa, samimi olursa, insanları severse, sevgiyle dokunursa kentine, insanları da sevmeyin. Ya kendinizi sevin, şehrinizi sevin. İlişkiyi doğru kurun. Evet. Yani şehirle bağınızı doğru kurarsanız, menfaate, ranta tevdi edecek bir ilişki bağınız yoksa mutlusunuz demektir. Ben vicdanen rahatım. Her zaman da söylüyorum. Bir politikacı, bir milletvekili, bir bakan, bir vali, bir mülki idare amiri Necdet Takva şahsıyla ilgili bize bir talepte gelmiş diyemez. Evet. İşte sorun burada başkanım. Sıkıntı burada. Bakın arkadaşlar bu özgürlüktür. Bu özgünlüktür. Bu iyi bir şeydir. Herkes böyle olsun. Bu iyi bir şeydir yani. Ne var bunda? Bu insanları sevmemeye dönüşecek bir yaklaşım olmamalı. Aksine değer verilecek bir yaklaşım olarak algılamak gerekiyor. Yani yapmaya çalıştığımız şey budur yani. Bu bir hayat felsefesidir. Yani herkesin yaşamına dair bir bakış açısı var. İşte bizimki de bu minval üzere yürüyor yani. Ben hepinizi çok seviyorum. Vallahi Ayhan ben hiç öyle bir şey değil. Beni seviyorlar ya ben biliyorum. Yani sana yanlış söyledim. Başkan işte sevilen sayısı çok daha fazla. Sevmeyen sayısı çok çok az. O sevmeyenin 3-5 kişi öyle bir ses çıkarmaya çalışıyor. İstersen ki. Sen isim ver yani gideyim öpeyim seveyim ne yapayım yani. İsim vermedim ama. Kendimi sevdireyim yani. Aslında başım ona da siz ya seviyorlar. Ya beni tanırsalar severler. Ona da ben daha önce paylaşıyordum yani tanırsanız seversiniz evet, diye. O Twitter. O umudumuzu koruyacağız yani. İnşallah başkanım. Bir gün onlar da severler. Çünkü hepimizin derdi ortak maddesi Van'dır. Teşekkür ederim. Başkanım şunu nasıl sorsak o zaman. Şimdi bu pandemi süreci evet bütün herkesin işine bir getirme zorunluluğu meydan doğurdu. Van tesorak üyelerinizde aidat alabiliyor musunuz? Aidat geliyor mu? Ya bu konuda çok zorluğumuz var. Doğrusu bu yeni bir şey değil tabii. O da kurulduğundan beri özellikle dezavantajlı bir ilde girişimciliğin desteklenmesi, iş adamlarının yaşadığı problemler. Yani iş adamları gerçekten sorun yaşıyorlar ama Ticaret Sanayi Odası hiçbir zaman zorunlu olan bu aidatları iş adamlarının hizmet alımının önüne bir engel olarak koymaz. Yani mümkün olduğunca çözüm üreten. Bir de Ticaret Sanayi Odası'nın alacakları kamu alacağıdır. Ticaret Sanayi Odası'nın alacakları bir dernek alacağı değildir. Dolayısıyla evet. 7256 sayılı bu son çıkan kamu alacaklarının yapılandırılması kapsamında Ticaret Sanayi Odası'nın üyelerinin
odaya olan borçlarında da bir yapılandırma öngörüyor. Dolayısıyla kamu alacağıdır. Kamu alacağını almamak, bunlara müdahale etmek, bunları yok saymak bizim işimiz değil. Dolayısıyla bu konuda zorluklarımız var. Hem şehrimizin ekonomik problemlerinden kaynaklı zorluklarımız var. Hem de iş dünyasının, Van'daki esnafımızın, üyelerimizin yaşamış olduğu problemler var. Aşağı yukarı 15 milyon civarında bir kamu alacağı tahakkuk etmiş durumda. Umuyor ve diliyorum ki sizin de bu aracılığınızla, bu yeni yasayla beraber üyelerimiz bu aidatlarını yapılandırırlar ve o kolaylıktan yararlanırlar. Biz de onların emrindeyiz. Yapılandırma oldu başkanım. Tabii tabii. Şu anda biz de 31 Aralık'a kadar başvurmaları durumunda bunları aynı o mevzuat çerçevesinde yapılandırmaya gidiyoruz. O zaman duyuralım burada. Tabii, tabii. Burada özellikle Vanlılar duysun, sonra bütün dünya duysun. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılandırma hayata geçiyor. Başladı, abi. Devam ediyor. Biz zaten üyelerimize bu duyuruyu yapıyoruz. Yani sorunuz üzerine de bu çağrıyı yapmış olalım. Yani benim aşağı yukarı 15 milyon civarında bir alacağımız vardı. Tahsil oranı da aşağı yukarı %10, %20 civarındadır. Ama o da sürdürülebilir bir bütçe yönetimine sahiptir. Van'da sürdürülebilir bütçe yönetimine sahip özerk bütçeli ender odalardan biriyiz. Yani bunu da çalışanlarımıza ve yöneticilerimize borçluyuz. Onlara da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir bütçe yönetimimiz var. İnşallah. Başkan müsaade olursa bir iki tane yorum daha okuyalım. Tabii. Çünkü özellikle baskı yapıyorlar. Niye okumuyorsunuz diye. hemen diye getirelim. Vahdettin Dicle, Türk Hava Kurumu Başkanı. Necdet Bey kolay gelsin. Van için değerli bir insandır. Başarı dilerim. Aynı zamanda Ayhan Bey'e selam demiş. Biz de Vahdettin Dicle Bey'e selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Veysel Taş demiş galiba Necdet Başkan bize küskün görünüyor. Ne de biz kendisini çok seviyoruz, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Estağfurullah. Necdet Bey kimse herhalde küskünü yok. Yok. Veysel de küskünü yoktu, tahmin etmiyorum. İnşallah her şey Van için daha güzel olacaktır. Özcan Bingöl, Eşref Elçioğlu, Ramazan Kıvanç, Ali Ekber, başarılarında bulmuşlar başkan. Hepsine çok çok selamlar vardır. Aleyküm selam. Yani insanların bir araya gelmesi kadar güzel bir şey oluyor. Başkan. Doğru. Bir araya gelecekler. Ne kadar da insanı bir sevmezse dediğiniz şekilde bir araya gelseler bu her şey çözülür. Doğru. Başkan bir de yani Van'da sanki Van tesavvuf belediye gibi görev görüyor. Çünkü ben bazen dışarıda olsan geliyorum, görüyorum orada. Kimi yardıma ihtiyacı varsa, işte kim bir sıkıntısı varsa dışarıda olsan geliyor. Bunu nasıl çözebiliyorsun? Nasıl? Ya bunu çözemiyoruz. Yani şimdi çözüyoruz desek bir şey değil. Ama tabii biz haddini bilen bir yönetimiz, haddini bilen bir başkanım ve kurumumuz da 5174 sayılı yasa kapsamında görevleri tanımlanmış bir meslek odasıdır. Ama elimizden geldiğince gelen hiçbir insanın eli boş dönmemesi yönünde bir çaba içerisindeyiz. Çok fazla işe ihtiyacı olan genç insan geliyor. Çok fazla aşa ihtiyacı olan insan geliyor. Çok fazla kamu kurumlarıyla sorunu olan insanlar geliyor ve biz de zaman zaman bu problemleri, bu sorunları, bu talepleri aracılık etmek suretiyle ilgili yöneticilere iletiyoruz. Ben arayıp da bize dönen yöneticilere burada saygılarımı sunuyorum. Bu çok değerlidir. Bir de ilimize gelen yöneticilere işin başında bunu söylüyorum. Yani özellikle banka müdürlerine diyorum ki bakın arkadaşlar sizi ararız. Lütfen bizim telefonlarımıza cevap verin. Bizim amacımız asla size eziyet etmek değil. Ama üyeler bize geliyorlar. İnsanlar bize geliyorlar. Erişilebilir olmakla ilgili bir meseledir. İşte benim herkes evimi bilir. Herkes geçtiğim güzergahı bilir. Herkes bulunduğum yeri bilir. Herkes iş yerimi bilir. Dolayısıyla insanlar rahat erişim sağlıyorlar. Rahat erişim sağlayınca da işte adımız da çıkmış 9'a inmiyor 8'i. Sanki bütün işleri çözebilen sihirli bir değneğimiz var. Böyle bir imkanımız yok. Dolayısıyla erişilebilir olmak bunda belirleyici bir rol. Şunu söyleyeyim, pandemi döneminde biz gerçekten kendi imkanlarımızla, oda bütçesinde değil, kendi imkanlarımızla bize gelen hiçbir ihtiyaç sahibini geri çevirmedik. Bununla beraber ihtiyacı olan kurumlara da küçük de olsa katkı sağlama yönünde bir çaba içerisinde olduk. Ben buna destek veren meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, tüccarlarımıza, iyi bir ekibiniz var ama. İyi bir ekibiniz var. Sağ olsunlar. Yani ben Van'da hangi tüccarı arasam, böyle bir vatandaşın ihtiyacı var ya da biz buna aracılık ediyor diyorsak, yani bazıları benden bıktılar. Bunu hiç, onlar da beni çevirmiyorlar. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok samimi dostlarımız var, çok içten insanlar var. Yani ben soyadlarını söylemeyeyim. Ama evet. Fatih onlardan biridir, Seyitan onlardan biridir, Halil onlardan biridir, Adnan onlardan biridir gibi
Bunlar benim dostlarım ve isimlerini zikretmemi hak ediyor eden adamlar. Yönetim kurulunda yine Fevzi abi öyledir, Şefki abi öyledir, Burak öyledir, Görsel öyledir, Mehmet öyledir, Ömer öyledir, Hacı İlhan öyledir. Hepsi adını sayamadıklarım varsa gençler üzülürler. İyi bir ekim, samimiyet derlerinden evet. Gelen çabayı harcıyorlar. Yaklaşık 2000 aileye doğrudan ya da dolaylı dokunmuşuzdur. Hiç kesintisiz. Artı kurumlarla, kurumlara sağladığımız faydalar hariç. Başkanım, belediyeler işbirliği içerisinde olabiliyor musunuz? Özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne diyelim. Yok yani ben belediyelere çok gidemiyorum yani. Çok etkin doğru bir iletişimimiz yani olduğunu düşünüyorum. Yani vantajlı olan belediye şu an herhalde işbirliği fazla olmuyor. Büyükşehir hiçbir özellikle belediyeyle çok şeyimiz yoktur yani bu anlamda. Ama herhalde bu bir ihtiyaç meselesi ya da ne bileyim o doğru iletişim sağlanıp sağlanamaması ile ilgili bir meseledir. Yani çok zorunlu olmadıkça kimseyi de rahatsız etmiyoruz. Yani ben çok mecbur kalmazsam hiçbir kamu yöneticisini aramam. Yani bir şey uygulamam, bir taziki uygulamam. Çünkü başkan, böyle bir şeyimiz yok. Sizde yani beklentisi çok fazla bu konuda. Yapacak bir şey yok. Yani her kurum kendini ulaşılabilir kılarsa biz belki de bu kadar göze çarpan bir iletişim içerisinde olmayız. Ama kurumlar ulaşılabilir olma yönünde bir dönüşüm yaşamalılar. Kaldı ki pandemi döneminde de işte bunu fırsata çeviren kamu yöneticileri ya da bürokratlar olduğunu sosyal medyadan her gün paylaşıyoruz. İşte tapuda işlemler durdu, bilmem SGK'da işlemlerin aksadığı zamanlar var, İşkur gibi yani tenzih evet ederek söylüyorum. Yani somut elimde veri yok ama insanlar bize söylüyorlar. Dolayısıyla ya ülkesini en çok seven, en iyi hizmet yapan İşini adamdır. En iyi yapan kişi yani, evet. Yani, işin, aynen, yani evet. Bunu fırsata şey etmemek lazım. Yani bunu bahane etmemek lazım. Pandemi oldu, yok çıkamadım, yok gelemedim, gidemedim. Böyle bir dünya yok. Kardeşim sen eğer şehrini seviyorsan, işini seviyorsan, makamını seviyorsan, ya maaşını seviyorsan ver maaşının hatırına insanlara hizmet et. Ulaşılabilir hale gel, erişilebilir hale gel. Ne güzel. Herkes de bundan mutlu olur. Hocam, evet. Yoksa yani Büyükşehir Belediyesi ya da diğer belediyeler çok mecbur kalmadıkça böyle bir iletişimimiz yok. Ama kapımız herkese açıktır. Geçen bir politikacıya söyledim. Dedim yani merkez her zaman gericidir. Yerel evet her zaman daha demokrattır. Aynen. Daha kapısı açıktır. Bu bir genellemedir aynı zamanda. İşte konuşmalarımız basında yer alıyor. Yani bir şey söyleyince insanların bunları okumaları gerekiyor. Okurlarsa huzurlu, mesut, mutlu bir şekilde herkes işini yapar bir hale gelir. Ama kendini merkeziyetçi konumda tutup ulaşılamaz, erişilemez kıldığında bir şekilde insanlar birilerine erişiyorlar. Bu Necdet Takva olmaz, onun yerine koyacakları başka biri olur. Dolayısıyla ön plana çıktığımızda da bundan şikayet etmememiz lazım. Bundan haz duymamız lazım. Bu bir ihtiyaç meselesi, arz talep meselesi. Ne yapayım ben, Vanlılara bana gelmeyin mi diyeyim? Geliyorlar. Lavlarımız daha hoşuna gidiyor. İmkan olsaydı. Ne? Ya olsa tabii. Evet, ne demek tabii ki? Ve bir şey de istemiyorlar aslında. Yani ya iş istiyorlar ya yapabildiğim bir şey var. Çünkü yönlendirme istiyorlar. Ben sağlık müdürlüğüne de yani haftada bir iki sefer birileri için randevu alıyorum. Benim sağlık evet müdürü Mahmut Bey sağ olsun gece bir de olsa bana dönüyor. Ya bu beni mutlu ediyor. Başhekimler öyle. Hani sağlıkla ilgili meseleler çok gündemde olduğu için. Ya bu fevkalade önemli bir şey. Yani ben Mahmut abi'den ne isteyeceğim yani? İhale istemiyorum, para istemiyorum, iş istemiyorum, aş istemiyorum. İnsanlar iletişim istiyor. İnsanlar bir şekilde dertlerini İlgi anlatmak istiyor. İlgi istiyor ya basit bir şey. İlgisi, evet. Ya adam da bize dönüyor. Bu fevkalade önemli bir şey. İşte üniversiteyle iyi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bazı yerel belediyelerle bu anlamda iyi iletişim sağlıyoruz. Bu biraz da dediğim gibi ihtiyaç duyacaklar. Ya bazen de onlar ihtiyaç duyacaklar. Ticaret odası başkanı ya işe yaramaz adamın tekidir. İhtiyaç duymazsa aramaz. Yanında bulundurmaz, ya da görmez. Yani bu çok şey edilecek bir mesele değil. Yani ihtiyaçla ilgilidir. Evet, aynen başkanım. Mesela bu. Ulaşabilse. Başkanım, Taner Han size çok selam gönderdi. Aleykümselam başkanım. İlhan Oruçoğlu çok güzel bir yorum yazmış. Aynı şekilde başkanı denede bulmuş. Bize İlhan Oruçoğlu'na teşekkür ediyoruz başkanım burada. Adem Kızbaş başkanımıza gurur duyuyoruz. Rabbim yar verdiğiniz olsun demişler. Baya başkanım başarı dileklerinde bulunan arkadaşlarımızdan İlhan Oruç onlar ya bir olumsuz yorum varsa onları da söyle yani. Olsa okuruz başkanım. Burada diyoruz Necdet Bey çok dobra bir insandır ve her konuda açık olduğunu biz biliyoruz bunda. Necdet Takva başkanım AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak tayin edildi. Seçildi de öyle söyleyeyim başkanım. Evet yani, görevlendirildi. Görevlendirildi. Necdet Takva AK Parti'de aday olarak gösterdi. AK Partili olduğu söylendi. Herkes öyle biliyordu. Ama başkan baktığımızda sanki AK Parti ile köprüler iyi değil gibi görünüyor. Yok yok köprüler var. Çok fazla kullanmıyoruz belki o köprüler. Yani köprüler duruyor. Yani. Evet. Yani Necdet Akın ama kullanmıyor. Yani kendi şahsına ve
Ya şimdi ben ticaret odası başkanıyım ve mümkün olduğunca politikayla mesafeli olma gibi bir anlayışımız var. Dolayısıyla siyasi partiler her zaman kapımız açık. Bu biraz da siyasi partilerin yaklaşımıyla ilgilidir. Ben şimdi Van'da faaliyet gösteren bütün siyasi partilere eşit durmak durumundayım. Benim üyelerimin arasında her siyasi görüşlen insanlar var ve onların her biri çok kıymetlidir. Kesinlikle. Ticaret odası başkanı olduğum sürece bu anlamda herhangi bir farklı bir yaklaşım içerisinde olmam. Geçmişte de değildim. Bundan sonra da olmam. Ben şu anda o işim bitti. 110 gün vicdanı rahat bir kampanya yürüttüm. 21 bin kilometre yol yaptım. Kanıtları var. Gittiğim yerler hepsi kayıt altındadır. Bunu kendileri de bakabilirler. Vicdanım rahattır. Defalarca da ifade ettim. Yaptığım bu işten dolayı hiçbir pişmanlığım da yoktur. Fevkalade öğretici ve eğitici oldu. İşte politikacıları, politikacıların davranışlarını, dava bilincine sahipliği, sahipsizliği, algılama yönünde inanılmaz deneyimler oldu. Bunları yazıyorum tabii şimdi. Herkes hakkına bir gün kavuşacaktır. Allah bana ömür verirse İnşallah. Bunları yazacağız tabii. Ama dediğim gibi herkesle köprümüz var. Aday olduğum partiyle de köprümüz var. Hiçbir beis yoktur. Mesele bu durumda köprüleri yeterince kullanıp kullanılmama meselesidir. Köprüler yıkık değil. Yıkık değil. Başkan, Malatya'da Ali Ekber, o da gazeteci bir arkadaşımızdı. Güzel bir yorum yazmış. Onu da okuyalım. Nasıl asıl soruya geçeceğiz. Demiş ki, Sayın Başkanım, sizler de oda olarak siyasetlerin önünde yakanızı ilikliyor musunuz? Yoksa Van halkı önünde mi yakanızı ilikliyorsunuz diye sormuş. Yani dümenizi ilikliyor musunuz diye sormuş. Ali Ekber halde Malatya'da biraz soruna var galiba. Ali Ekber, ben önümü iliklerim. Yani bu benim aile edebimle ilgilidir ama siyasi oldukları için değil. Özellikle çocukların önünde önümü ilikleyip önlerinde eğilip ellerini öpmeyi seviyorum. Bu siyasilere duyulan saygıdan çok daha kıymetlidir. Yani, ben o söylediğim manada önümü ilikleyen bir adam değilim, olmam da. Yani önemli olan Van halkı ve Van'ın kazanımıdır başkanım. Biz öyle biliyoruz en azından. Hak ettiği şekilde karşılanır. Hak ettiği şekilde yolculanır. Zaten biz o yüzden diyoruz, Necdet Takva diyoruz, çok dobra bir insandı ve bu yüzden zaten millet diyor yalnız kaldı diye söyleniyor ama Necdet Takva bazen yalnızlık iyi bir şeydir ama hiç yalnız değilim yani. Başkanım, günde 200 tane telefon görüşmesi yapıyorum. Yani dik duran insan her zaman başkan yoluna devam eder ve düzgün bir şeyde ilerlediğini biliyoruz. Bir de Sayın Başkanım, aslında Van'da bu konuda çok konuşuluyor. Buna cevap verilme hakkına da sahipsiniz. Tabii cevap verilme zorunda yoktur. Öyle mi? Susma hakkı mı kullanıyor? Yani başkanım, artık size ait olan bir şeydir. Söyle. Millet, sor. Yani cadde, sokaklarda şöyle söyleniyor. Necdet Takva'nın Vali Bey'le arası yok. Arası niçin bozuldu diye merak ediyor. Ama gerçekten ben aranızı olup anı bilmiyorum. Bunu da öğrenmiş olacağım burada. Sen şimdi beni başka bir şey için çağırdın. Başka bir yere getirdin. Hayır başkanım, bilmiyorum. Artık yani bu konuda. Ya ben çok sevdiğim, saydığım bir beyefendidir. Hakikaten çok kibar, zarif, kenti bilen. Özellikle kent sosyolojisi hakkında oldukça çarpıcı yaklaşımları olan ve öğretici bir valimiz olduğunu itiraf etmeliyim. Ama valinin aslında kimseyle arasının bozuk olabileceği bir makam değil. Valiler de öyle değil. Evet. Yani valilerin esasında dostları olmaz. Vali herkese eşit mesafede olur. Dolayısıyla şimdi iki tane şapkası olan, başka şapkaları var mı yok mu bilmiyorum ama hem mülki idare amirliği, işte kentin valiliğini yapan bir şapkayı temsil ediyor hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Dolayısıyla benim aramın iyi olup olmama lüksü yok. Yani dediğim gibi başta da söyledim. Ben ticaret odası başkanıyım. Vali Bey ihtiyaç duyarsa, ticaret odası başkanıyla ya şunu istişare etmeliyiz, konuşmalıyız derse, bu bir arz talep meselesidir. Evet. Gece bir de olsa gideriz kapısında, bu brife eder geliriz. Haddini bilen insanlarız ama bu işte arası var yok diye tanımlanabilecek bir ilişki biçimi değil. Yani valilerin haddizatında böyle bir ilişkisi yoktur, zannetmem. Bravo, evet, doğru. Valilerin herkese eşit mesafede kenti dinleyen, kentin yararına politikalar geliştirmesi gereken bir misyonları vardır. Ben tahmin ediyorum bu misyonlarını yerine getirirken de böyle bir algı yaratmış olabilir. Ama bunun benimle bir ilgisi yok. Çünkü bütün herkesin valisidir. Vali herkesin valisidir. Aynen öyledir. Herkesi yani ben yani bu da işte, ya şimdi ticaret başkanı ya da sıradan bir yurttaşın bir valiyle küsme lüksü şansı yok. Yani bizim öyle bir çelişkimiz de yok. Benim yoktur. Yani çünkü bazı platformlarda belki yanına gelmenizden dolayı söylemiş olabilir. Pandemiyle ilgilidir. Olabilir, yani evet. Çok sık programlara katılmıyorum ya da il dışında oluyorum ya da arkadaşlarımız katılıyor ama bu ihtiyaç haline gelir, Vali Bey emreder gideriz. Yani bunda bir beis yok. Evet. Yani. Başkanım çok teşekkür ederim. Nihayetinde özel kalemi geçenlerde işte şeye İzmir'e davet ettiler. Gittim programda durdum. Yanında da durdum.
Ondan sonra çıktım. Gittim işime gücüme yani bir mesele değil. Ama ama dedim belki de çok yoğundur. Belki de çok farklı şeydir. Bilmiyorum ya bunun benimle bir ilgisi yok. Düşündüğüm bir mesele değil. Aynen yani. Evet. Sadece dışarıda öyle göründüğü için. Ha, peki şu olabilir. Necdet Tabak çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı adı olarak gösterildi. Yani bu herkesin işte... Ya şeyde... şimdi bir vatandaş Necdet Takva var ve evet. Üyesi tarafından belli süreyle görevlendirilmiş kendisini temsil etmek üzere bir oda başkanlığı süreci var. Bu da sıradanlıktır esasında. Yani ben öyle kendime misyon biçen bir kahramanlık atfeden bir adam değilim. Bazıları diyor ki işte şöyle yaptılar başkan sosyal medyada paylaşıyorlar. Dışlamışlar. İşte başkan yalnız kaldı. Başkanı bir yere götürmemişler. Ya ben çocuk muyum yani kimse elimden tutup bir yere götürmez. Ben bir yere gidersem yalnız da gidebilirim yani. Bu cesaretim var. Yazıyorlar bazen. Yazıyor evet başkan. Bunlar tahrik. Yani bunlar ben gülüyorum. Ya da niyet okuma başkan. Yani şimdi, ya öyle tabii. Yani şimdi böyle bir şey yok. Yani bir milletvekili benim elimden tutup bir yere. Çağırırsa giderim. Evet. Çağırmazsa gitmem. Bundan da gocunmam. Kendimi de yalnız hissetmem. Bütün Van halkı benim akrabamdır. Bütün Van halkı benim dostumdur. Bütün Van halkı benim şehrimdir yani insan kendi şehrinde nasıl yalnız hisseder? Aynen mümkün değil. Ya benim çocuklarım var, eşim var, torunlarım var, arkadaşlarım var, gazeteciler var, yönetim kurulu üyelerim var, çalışan arkadaşlarım var. 27 tane kendi çalışanım var. 35 tane oda çalışanı var. Böyle bir adam nasıl yalnız kalabilir? Başkanım Necdet Takvan da neden yalnız kalabilir? Lüksü olamaz diye düşünüyorum ben. Ya ben dediğim gibi bak kendi haddimi bilen bir adamım. Yani ben şimdi üyelerimi arıyorum, üyelerim beni arıyor. Bugün hayatımda ilk kez odaya gelen bir iki tane üyemle karşılaştım. Büyük memnuniyetle ağırladık. Nasıl yalnız kalacak? 5 dakika boş zamanım yok. 5 dakika yalnız kaldığım zaman yok. Allah herkesten razı olsun. Ya bu inanılmaz bir keyiftir yani. Yok buraya götürmüşler, çağırmamışlar. Çağırsalar ne olur çağırmasalar. Aynen. İhtiyaç duyarlarsa çağırırlar, gideriz fikrimizi beyan ederiz. İhtiyaç demek duymuyorlar. Evet. Haklılar da belki. Yani Necdet Takva'nın böyle bir katma değerli şey olmayabilir. Bir de başkanım yani sonuçta siz Van Cetvesen Odası'nın başkanısınız. Büyük bir odadır. Her tarafa gitme de zamanınız olmaz zaten. Van TSO Türkiye'nin en başarılı odalarından biridir. Van halkı kendi odalarıyla gurur duyabilir. Bunu çok net söylüyorum. Bu bir de bir söylem değil. Bu bir şey. Bu bir arka planı olan. Van Ticaret Sanayi Odası Van'ın güzide kurumlarından biridir. 57 yıllık emeğin sonucudur. Ve Necdet Tafan babasının malı değil. Herkesin kurumlara sahip çıkması lazım. Ticaret Sanayi Odası da kendini uluslararası düzeyde hizmet standartına eriştirebilmiş, akredite 5 yıldızlı hizmet statüsünde bir odadır. Önemli Vanlılar hiçbir için, şeyle gurur duymasalar bile dünya gurur duyabilecekleri bir ticaret sanayi odaları var. Dünya bunu duysun. Şu anda da oranın yöneticisi olmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Yani daha ne mutlu evet başkanım. Önemli budur başkanım. Yani. Önemli aynen Van'a öyle. Bunu kazandırmaktı. Bir de şöyle bir söyleme zaten yorumda da bunu görüyoruz. Diyor ki işte Necdet Bey sanki AK Parti milletvekiliyle mesafeli duruyor gibi geliyor bize diyorlar. Yani siz Van'ın sorunu o zaman gündem Van o zaman Van milletvekiliyle bir araya gelip işte sorun çözmeye ya da işte Van milletvekiliyle birlikte bakanlarla görüşmeye konusunda fikir ayrılığı olabiliyor mu? Ya da birlikte gidiyor musunuz? Ya da milletvekilisi işte sizinle görüşmeden mi işler yapıyor bazen? Öyle bir konu meydana gelebilir ya mi? Ya böyle bir zorunlulukları yoktur evet, yani. Çünkü milletvekilinin görevi yasa yapmaktır, kanun yapmaktır. Kanun yaparken de ya da o görevlerini yaparken de bazen ya bakanlarla görüşüyor olabilirler. Bundan bize haber yok. Asla böyle bir şey yok. Böyle bir beklentim de yok yani. Böyle bir görevleri de yok. Böyle bir zorunlulukları da yok. Başkanım vatandaşın size beklentisi çok fazladır. İşte siz bir anda Büyükşehir Belediyesi adayı gösterilince... Millet hala sizi siyasetçi olarak görmeye çalışıyor. Yok belki yok ya kesimler... böyle bir şey. Ben fabrika ayarlarına geri döndüm ya. Bir problem yok yani. Fabrika ayarlarına geri döndüm. Artık böyle yakın şey duracağız herhalde. Öyledir yani. Benim her görüşten, her farklı düşünceden siyasi görüşten olan üyelerim var. Ama yani milletvekilleriyle nasıl olmalı? Yani kol kola her gün poz mu verelim? Yani böyle bir şey yok ki. Evet yani ama Van meselesi sonucu ya da onlar valla size... odaya gelirlerse biz otururuz birlikte fotoğraf çekeriz ya da ben gidersem ya da yolum düşerse gider fotoğraf çekerim yani. Ya İrfan abi biraz boyu uzundur evet. Yani o konuda belki yani şey olmaz ama bizimle tabii fotoğraf çektirmek istemeyenler de var tabii yani özellikle. Normaldir şimdi 8 taneydi 7 tane var şu anda 7'sinin içinde bizden haz etmeyen nefret eden adamlar da vardır vekiller de vardır ama... Muhtemelen bizimle fotoğraf çekme arzusunda olan vekiller de vardır yani. Bu sefer Ahad Bey'i görsem rica edeceğim şeyhim gel bir fotoğraf çekelim diyeceğim. Bir fotoğraf yani. Çekelim diyeceğiz evet. Hatta ben yar Osman Bey'le fotoğrafım vardı onları paylaşayım. Ondan paylaşın. Fayda var. Öyle bir şey yok yani. Başkanım Necdet Takvan'ın size tekrarla ilişki ne durumda acaba ilişkileri? Fevkalade yani bizim çok ölçülü, çok temiz, saygılı
birbirini koruyan, destekleyen bir ilişkimiz var. Bir kere yaklaşık 15 tane sivil toplum örgütünün üye olduğu, ekonomik iş örgütlerinin üye olduğu ekonomi konseyi var biliyorsunuz. Evet. Her ay toplantı yapıyoruz. Ve yılbaşına kadar da yani 2021'e kadar da organize sanayi bölgesi başkanı dönem başkanlığında sürdürülen bir faaliyet var. Onu tekrar canlı ve diri bir hale getirdiler. Pandemi süreciyle bir süre toplantılara ara verilmişti. Mehmet Aslan Başkan'ın öncülüğünde 2021 yılında dönem başkanlığı değişecek. Ticaret Sanayi Odası zaten onun mütemmim cüzüdür, paydaşıdır. Dolayısıyla ben de bizzat kendim odayı temsilen o toplantılara katılıyorum. Mutlaka katılıyorum yani eğer il dışında değilsem. Dolayısıyla zaten belli periyotlarda orada bir araya geliyoruz. Zaman zaman da diğer sivil toplum örgütü mesela işte Esnaf Sanatkar Odalar Birliği Başkanı'yla sıklıkla istişare ettiğimiz doğrudur. Yani meseleleri konuşuruz. Yine Mehmet Aslan'la meseleleri konuştuğumuz zamanlar var. Diğer esnaf odalarıyla görüşmelerimiz var. Erciş Ticaret Sanayi Odası'yla, İzzet abiyle sıklıkla görüşürüz. Ama dediğim gibi yani görüşme alışkanlığımız olmayan sivil toplum örgütleri de vardır. Normaldir bu. Evet. Ama nihayetinde kent menfaati doğrultusunda bir aradalığı önceleyen bir yaklaşım içerisindeyiz. Mesela işte bu ikinci tedbirlere kadar Van'da bir konsensüs oluştu. Herkes Kapıköy'ün açılması konusunda ortak bir ses oldu. Tarihte ilk kez böyle bir şeydir. Aslında siz gazetecisiniz. Evet. Buna bir bakın. Bir dönem bazı sivil toplum örgütleri işte hiç alakası ilgisi olmayan ve kendilerine durumdan vazife çıkarıp biraz türbine oynadılar. Ama sonrasında geldikleri noktada da bir ortaklaşma zemini oluştu. İlk kez Kapıköy'ün kapalı olmasının kente ne kadar büyük zarar verdiği noktasında hatta öz eleştirel bir boyutta bir ittifak oluştu. Yani asla bir arada olmayız, gelmeyiz, Necdet Takva var diyen adamlar da bir şekilde orada bir ittifakın içine geldiler. Nihayetinde sivil toplum örgütlerinin ittifak ettiği ikinci bir konu Van Gölü'dür. Van Denizi'nin korunması meselesidir. Bunlar bütün sivil toplumun, hatta sivil olmayan da toplumun bu sivil toplum karşısında öz eleştirisine karşılık gelen bir ittifak zemininde birleşmelerine işaret ediyor. Dolayısıyla ölçü budur. Yoksa her akşam bir yerde oturup çay kahve içip hadi işte selfie yapmakla ondan bahsetmiyoruz. Yani ittifakı o ya da bir aradalığı o manada şey. Kim ki ortak paydalar, kent menfaatini önceleyen bir yaklaşım içerisinde ortaya bir şey koyarsa Necdet Takva'da arkadaşları da onlara hizmet etmeye hazırdır. Hazırdır. Başkanım Zeynel Çalı özellikle telefona bağlamak istiyor ama Zeynel Bey ne yazık ki biz bugün bu programda telefonla canlı yayını alamıyoruz. Ancak yorumlar varsa yorumlarınızı okuyacağız. Zeynel Çalı Bey de iş bizim adamı. Bizim şey mi? Ayakkabıcı. Ayakkabıcı evet. Yani onunla gurur diyoruz vallahi. Grupta yeni bir farka da açıyorlar. Evet gördüm geçen ziyaret ettim. Özellikle gurur duydum. Ondan Hayrullah söz başkana da. İstiyor başkanım o yüzden. Ya şimdi Zeynel'le tabii biz biraz geç oldu tanışmamız. Özellikle GEVAŞ'taki yatırımlarıyla ilgili o süreçte tanışma imkanımız oldu. Daha sonra da Hayrullah Başkan'ın bu isteği ve arzusu vardı. Yani Gürpınar tabii Van'ın aslında Van'a en yakın ilçe Gürpınar ama biraz uzak gibi duruyor. Yani işte şu arada boşluk olduğu için böyle bir şey evet. Ya şu Kurubaş Tepesi'ni bir çözebilseydik. Yani Edremit kadar bir mesafede, Tuşba kadar bir yakın mesafede. Yakın bir evet. Yakın bir yer. Orada şimdi belediye yap işlet devret modeliyle Zeynel'i de ikna etmek suretiyle orada binlerce herhalde 600 civarında bir sistem kapasitesi olacak. Necdet Takva Hayrullah Tanış'ın da emrindedir. Zeynel'in de emrindedir. Yani yatırımcı kim varsa biz destek olacağız diye. Gurur duydum. Gittim gördüm. Başkanım otelciler de size çok selam gönderiyor. Aleyküm özellikle selam. Oktay Fadal'e çok selam gönderiyor. Biraz da otel konusunda değinebilirler mi diye sorular. Otelciler için ne yapmak lazım? Bilmiyoruz ki artık. Yani, çünkü Kapıköy açılmadı. Evet. İnşallah iş turizm canlanır belki. Ya gerçekten üzgünüm. Yani gerçekten üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ama bir oda başkanı olarak üzgün olmanın ötesinde ne yapılabilir? Ya bizim bir kere kendi kendimize yetecek bazı araçları gündeme getirmemiz lazım. Evet. Aslında bu turizm hareketlik projesi bence buna karşılık gelen bir projedir. Ben yani yerel yöneticilerin, bütçe yöneten kurumların yani mesela bu konuda önümüzdeki günlerde ben bir davet edeyim, bir konuşayım. Gelirlerse sizi de davet edeceğim. Bunu bir konuşalım. Yani bu konaklama sektörünün ciddi sorunlar yaşadığını biliyorum. Tekstil de öyle.
Yani acenteler de öyle. Ya yani hepsi çok ciddi. Kafeler öyle, lokantalar öyle. Yani Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yani sizin elinizde olsa başkanım siz çok daha canlanmasını istersiniz ama işte bazen yani olmuyor. Yani elimde olsa çok güzel şeyler yapacağım yani. İnsanı aşan konu olabiliyor. Vallahi beni çok aşıyor. Yani benim elim... Ya ben sadece konuşan bir adamım. Yani şu anda benim görevim konuşmak. Yani dediğim gibi bir yetki meselesi. Yani bu ben sadece sorunları alır bir yerden bir yere iletirim. Yani bir şeyim var, bir misyonum var. Üyelerin karşılaştığı problemler karşısında onların sorununa yönelik bir takım girişimlerde bulunmak. Yani ben üyelerime para veremiyorum, fon açamıyorum, kredi veremiyorum, otellerini dolduramıyorum, hepsinden bilet alamıyorum, her gün bir yerde lokantada yemek yiyemiyorum, her gün elbise alamıyorum. Dolayısıyla yani sektörlere doğrudan etki edebilecek bir şeyimiz yoktur, görev tanımımız yok. Ama dediğim gibi yani bütçe yöneten, büyük bütçeli kurumların mutlaka ama mutlaka kentsel dinamizmi diri tutacak yaklaşımları olabilir. Olması lazım, evet. Yenilikçi yaklaşım budur. Yani Van'da bu dönemde aslında kahraman olmak, mucizevi dokunuşlar yapmak, işten bile değil. Kesinlikle. Bak dedim ya, ihtiyaç meselesi. Sorsalar söyleyeceğim. Bazen de söylüyorum, yapmıyorlar. Ya da yapamıyorlar. Ya da ne bileyim, muktedir değiller. Bilmiyorum. Ona yani, üyeleriniz sonuçta. İşte bunu bilmiyorum. Evet. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bir yerde bir sorun var. Ama yenilikçi yaklaşımlarla pandemiyi fırsata dönüştürecek... Soracaktım bunu, evet. İmkanlar vardır ya. Yani şu anda nedir desem ben bilmiyorum. Çünkü ben yaptığım görev itibariyle böyle bir vizyon şu anda ortaya koyamıyorum. Ama konuşursak, tartışırsak mutlaka vardır sevgili Ayhan. Mutlaka, evet, kesinlikle. Mutlaka vardır. Yani bir yerde buradaki bir yerel yönetimi, bir yöneticiyi, bütçe yöneten birini kahraman yapma imkanı vardır. Nerededir? Hangi cebine elini koyarsa kahraman olabilir. Onu bilemem. Bunu biraz ben neyim, ben kimim başam demesi lazım. Başam çok açık sözlüsünüz ya. Ne diyeyim ya? Yani? Vallahi başam çok maşallah. Yapılabilir, bulunabilir, bir çözüm olabilir. Neden olmasın ya? Ya Van muhteşem bir şehirdir ya. 1.200.000 insan yaşıyor. Olabilir ya. Ben bir yerlerde kenti dinamik hale getirecek, kenti dönüştürecek bir zenginlik olduğunu biliyorum abi. Hissediyorum, evet. Yani hissediyorum yani. Yeter ki hayata geçebilse. Yeter ki Van halkı istesin ve bunu dönüştürecek bir vizyon ortaya konabilsin. Bu olabilir. Ya yok mu dünyada? Var abi ya. Yeter ki arı içerisine girmek lazım. Peki başkanım, bir sorayım. Niye bu kadar cesursuz başkanım? Bunu da sorayım. Şey ya bu kadar cesur, bu kadar cesaretçe konuşuyorsunuz. Bir tanem bir şey yok. Vallahi bu, ya yarın bir seçimde var, yine bir de milletvekili adayı olabilirsiniz, ticaret odası adayı olabilirsiniz. Ben olmam. Ben çağırırlar düşünmeden... bakarım yani. Evet. Şimdi bak, belediyede de ben olmadım. Böyle bir şey yok. Yani işte yani hiç beklenti içerisine girmeden konuşmanız gerçekten çok etkileyici başkanım ben ya. Ya ben profesyonel tekliflere hep açık oldum, gelmedi yani. Cesurca konuşmak. Bana gelmedi yani bana. Bir şekilde bana gelmiyor o teklifler. Yani zaman gelecek tabii başkanım, eminim buna. Ay. Başkanım şuna geçeyim çünkü. Ya ben yani çok rahatım gerçekten. Yani seninle rahatım. Evet. Çok farklı. Ben başkanım. Samimi olduğunu inandığım sevgili izleyiciler karşısında rahatım. Şehrimde rahatım, daha ne olsun yani. Dünya duysun işte ya? Van'da böyle bir ticaret odası başkanı var. Bütün dünya örnek olması gereken bir başkan. Ya hayatı eğlenceli kılmaya çalışıyorum. Yani Oktay'ın sorusuna cevap verdim mi bilmiyorum ama. Oktay, evet, özellikle yani, çünkü başkan yapacak başka bir şey yok. Başkanım konu cesaret açıldı. Cesurluktan açıldı. Çok cesurca bir soru daha soracağız size. Sor bak. Şimdi tabii Van'da fabrika sahipleri var. Biz her zaman diyoruz ki işte fabrika sahiplerine üreticiler sahip çıkalım ki ayakta durabilsinler. Ama geçtiğimiz hafta Karayolu 11. Bölge Müdürlüğü'nde bir ihale oldu. Gıda ihalesi. Adamlar tabii başka şehirlerde ihalele ürün aldılar. Ya bakın, bu saygıdeğer izleyiciler. Vallahi bu sorulardan haberim yok. Bak şimdi Ayhan soruyor. Evet, biz de canlı yayındayız. Şimdi karayollarına ben bu son zamanlarda aşağı yukarı 7-8 tane yazı yazdım. Yani bir tek karayollarım. Diğer kurumlarda da var benzer sorunlar. Var sadece karayolları. Bakın ben geçen yazdım. Tüccar, üretici, yatırımcı kıymetli bir adamdır. Evet. Hiçbir şey yapmıyorsanız o adamları sevin. Şimdi karayolları olmazsa açlıktan öleceğiz diye bir algı da var bu şehirde. Bunu diyenler de var. Şimdi onlara ayıp olmasın diye bak, karayollarının ihale süreçlerinde sıkıntılar olduğunu bana... Mesela en son bu nakliye işte... Daha önce bölmüşler, otomobiller ayrı ihale edilmiş, işte kamyonetler ayrı ihale edilmiş, iş makineler ayrı ihale edilmiş. Şimdi getirmişler oranın yönetimi, hepsini birleştirmişler,
böyle bir süreç yönetiyorlar. Şimdi insanlar bize geldiler. Biz de yazdık karayollarına. Ya dedik ki böyle yapmayın. Karayolları da bu şekilde işte kamuya fayda sağlayacakları yönünde herhalde bir şey. Bizim bir yönetim kurulu üyemiz de gitti, görüştü hatta. Ya şimdi bakın, bunlar yanlış şeyler. Hı hı. Ben şimdi kurumların gerekliliğine inanırım ama mesela bir karayollarını tartışmaya açabiliriz. Başkanım çünkü adamın Van'da fabrikası var, gıda üretimi yapıyor hem de en sağlıklı bir şekilde. Evet. Niçin bu dağılmasın? Şimdi bakın, yani ben demokrasinin önündeki en temel sorunlardan bir tanesinin kamunun mal ve hizmet alımlarındaki uygulamalarıdır diye yazıyorum. Hı hı, evet. Yani bunu Türkiye'de hiçbir ticaret odası başkanı söylemez. Söyleyemez. Söyleyemez. Evet. Söyleyemez. Bak, bunu söylüyorum. Dolayısıyla bunu ne karayollarına ayırıyorum, ne DSE'yi ayırıyorum, ne belediyeyi ayırıyorum, ne YUKOB'u ayırıyorum, hiçbir kurumu da ayırmam. Dolayısıyla ne kadar şeffaf, ne kadar rekabetçi, ne kadar hesap verebilir bir kamu mal hizmet alım süreci yönetiyorsan benim nezdimde o kadar kıymetli ve değerlisin. Ne kadar mikro düzeyde alım yapabiliyorsan, yerel üretici destekleyebiliyorsan kahraman sensin. Evet. Gerisi hikayedir. Dolayısıyla yani sadece gıda alımı ile ilgili sen orada çok spesifik bir hale getirdin işi. Evet. Mesele sadece o değil abiciğim. Yani mal ve hizmet alımlarındaki tüm süreçlerde sıkıntılar olduğunu biliyorum. Ya belki de o başta bir sürü soru sordun. Filankesle aran nasıl, siyasetçiyle aran nasıl, evet, valiyle aran nasıl, Ahmet'le aran nasıl. Belki de bu ara meselesini, belki de sizi bu soruları sormaya iten temel sebep bizim bu genel bakış açımızdır. Yoksa benim şahıslarla bir ilgim yok. Karayolları bölge müdürünün adını bilmem, günahını bilmem. Yani gelmiş hayırlı olsuna gitmişim. O da bana gelmemiş zaten. Evet odur. Böyle bir derdim de yok. Ama uygulamalarda rekabetçi, kamuya fayda sağlayıcı bir perspektifle sen mal ve hizmet alımını yaparsan ben de senin elini öperim. Yapmazsan işte böyle bir gün soru sorarlar, ben de bunu söylerim. Evet. Doğru değil kardeşim. Başkanım çünkü neden bunu Zige Gıda'yı sordu? Gıda fabrikasyonu arkadaşlar beni aradıkları için haber de yaptım. Vali Bey'e de gönderdim bu konu üzerine elmesi konusunda. O seni aramış. Evet. Nakliyeciler beni arıyorlar. Bilmem yol işi yapanlar beni arıyorlar. Bilmem yani her gün benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani enerjimizin büyük bir kısmını kamunun mal ve hizmet alımlarındaki uygulamalarına harcıyoruz ya. Böyle bir şey yok ki. Yani benim sayın valimden ricamdır. Bu kurumları toplamalı. Bence yerel üretimi, özellikle yerel üretici önceleyen bir yaklaşım konusunda kamuyu, kamu yöneticilerini şey yapmalı. Bir bilgilendirmeli ya da ne bileyim lazımdır, bir direktif vermeli. Lazımdır. Başkanım şunu diyelim o zaman. Biz burada özellikle basın mensubu olarak bütün milletvekillerimize sesleniyoruz. Buradaki kurum amirlerine en azından Van'da üretim yapan fabrikası yapanlarına destek olmaları konusunda bir çağrıda bulunsunlar. Yani milletvekili kimden korkuyorlar? Milletvekilinin maaşını kim kesecektir? Onlar... Bölge müdürü milletvekilinin emin olması gerekiyor. Milletvekili eğer onda çekinirse, eğer çekinirse şöyle bir beklentisi vardır. Burada açık söylüyorum. Milletvekillerimiz bölge müdürlerinde bir çekingeliği varsa muhakkak bir ilişkileri vardı, bir göbek bağları vardı. Bu anda biz milletvekillerimizi özellikle bu konuda göreve davet ediyoruz. Çünkü bu olayın peşini asla asla bırakmayacağız. Başkanım çok özür dilerim. Birkaç tane daha güzel yorum gelmiş. Okuyalım. Çünkü zamanımıza sonuna geliyoruz. Aldığı için zaman hızlı geçti. Abdülmutalif Şen, Van seni çok seviyor Necdet Başkan. Size saygım sonsuzdur demiş Abdülmutalif Şen. Vahdettin Dicle'ye tekrar demiş ki Allah seni esirgesin başkanım demiş. Demek ki duygulanmışlar başkanım konuşmalarınızdan. Abdülmutalip Bey demiş başkanım hayırlısı inşallah sizin yanınızdayız. Zeynep Çalev evet yorum yazmış. Ayhan Bey öncelikle bu güzel programımızdan dolayı takdir ederim. Necdet Başkanıma sonsuz sevgiye saygımı sunuyorum. İnşallah birlikte başaracağız demiş. Zeynel Bey demin de Necdet Bey açıkladı. Her zaman yatırımcının yanında olacağını burada dile getirmiş oldular. Şeref Çevik, Necdet Bey Van için bir değerdir. Van için çabasını biliyorum. O hep birleştirici bir özelliğe sahiptir. İnşallah birlikte Van'ımıza sahip çıkacağız. Bu da çok önemli konulardı. Necdet Bey'in dile getirmiş olduğu konular demiş. Evet, biz de Necdet Bey'i o yüzden seviyoruz. Çünkü niye? Cesur ve cesaretlice soruya cevap veriyor. Ayrıca bir beklentisi yok. Bu yüzden Necdet Bey Van'da... Ya beklentim var ya. Benim refah içerisinde mutlu, huzurlu bir kent beklentim toplum var. Toplum için ama.
Yani toplumsal ben kendimle ilgili beklentim. Öyle değil mi Ayhan? Beklentim. Kendinize yok ama başkanım. Ya şimdi ekrandan böyle eğri oturuyormuşum gibi görünebilir. Bağışlayın. Bu tamamıyla şeyle ilgilidir. Ortamla. Benimle ilgili değil. Bu ortamla ilgili. Evet. Yok başkanım, gerçekten söylemiş olduğunuz konular toplumsal konulardır. Ve hiçbir tanesi Necdet Takvan'ın şahsi için bir konu değildir. Ya sağ olsun. Çok toplumsal teşekkür toplumsal konulardır. Başkanım, şeye de geçelim biraz aslında. Sosyal medya bahs açınca konu konuyu açıyor. Evet. Van Ticaret Sanayi Odası'nın bünyesinde ya da işte girişimlerinin sonucunda Facebook istasyonu açıldı. Evet. Ne durumda acaba Facebook, ne alemdedir? Sevgili Ayhan, o çok iyi bir durumda. Facebook açıldı çünkü Facebook istasyonu. Pek rağbet mi görmedi yoksa? Yo. Bu pandemiyle ilgili. Ya pandemi hepimizin hayatını bloke etti. Ya şimdi ben biraz bu Zoom diye bir program var. Onunla ilgili bir veri vereyim. Evet. Yani şimdi yenilikçi yaklaşımlar ve pandeminin... Facebook'a geleceğim biraz bağlantılı, evet, aslında. Olabilir. Mesela bir arkadaşlar bir not verdiler bana. Video konferans programı biliyorsun. Yani işte bir video konferansla toplantılar yapıyoruz. Üçüncü çeyrekte toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre %367 oranında büyümüş. Bu Zoom programı. Dün mü önceki gün bir şeylerini açıkladılar. Bilançolarını açıkladılar. Bu oran tam olarak 777 milyon dolara tekabül ediyor bu büyüme oranı. Aynı dönemde kullanıcı sayısı %136 artmış. Bir programdan bahsediyorum ha değerli izleyiciler. Pandemi sürecinde 10 milyon kullanıcı olan sayısı 300 milyona çıkmış. Piyasa değeri %250 artmış, 70 milyar dolar ulaşmış abi. Şimdi bu noktada Facebook istasyonu ne durumda? Şimdi Ocak ayının sonlarına doğruydu. Biliyorsunuz Habitat Derneği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile birlikte Facebook bölgesel bilişim istasyonunun kurulması için protokol imzaladık. İletişim çağının en önemli şirketlerinden bir tanesi Facebook'un belli dönemlerde uzmanlarının buraya gelip dijital konularda bölgesel eğitimler yapacağı bir merkez oluşturacağız. Evet. Bunu Van TSO üstlendi. 8 taneydi ilk başta. Şimdi sayılar zaten artmadı. Zaten 3 tanesi hayata geçti. Diğerleri aynı bizim gibi şimdi beklemede. Son olarak istasyon yönetim kurulu toplantısına bizim genç girişimciler kurulu başkanımız Seyhan Demir katıldı. Seyhan Bey'in bize ilettiği konu şudur. Toplantı istasyonun kurulacağını ancak pandemi nedeniyle beklemeye alındığı bilgisini bizimle paylaştı. Herhangi bir aksaklık ya da iptal söz konusu değil. Süreç devam ediyor. Yer ayırmışız. Liste de geldi bize. Pandemi dönemindeki kaynakların doğru kullanımı için biz henüz o alımları yapmadık. Yani orayı tefriş edeceğiz. İstediği bir standartta şeye getireceğiz. Dolayısıyla bunu kuracağız. Biraz hayatın normalleşmesi lazım. Aynen, evet, şehrimize bu hizmet verecek. Yani pandemi biraz etkilemiş oldu galiba. Aynen evet. Öyle. Yani pandemiden dolayı. Başkan, buna bağlantılı bir de çağrı merkezi kurulmuştu zannedersin. Ya o bir başarı hikayesidir. Evet. Yani bizim çağrı merkezleri kurduk. Yani şu anda Van'da dördüncüsü herhalde şu anda faaliyete girecek. İlk çağrı merkezi biliyorsunuz Van Ticaret Sanayi Odası'nın kiracısı olarak. Yani biz tabii bedava verdik aslında da sonradan bir kira koydular. Aşağı yukarı şu anda 700 civarında bir istihdama ulaştı. 700 tane Vanlı genç insan orada çalışıyor. Ben o gençleri görüyorum, her gün görüyorum. Geldiğim zaman görüyorum ve gurur duyuyorum. Yani kendimi çok mutlu hissediyorum. Aşağı yukarı 700 tane genç insan orada çalışıyor. Ben VPELP'e çok teşekkür ediyorum. Hemen ardından biliyorsunuz CMC diye bir firma geldi. O da organize sanayi bölgesinde başladı. Onların da hatırı sayılır düzeyde bir istihdam oranına, net rakamı bilmiyorum. Sonra Global geldi. Şimdi de Asis diye bir firma. Bugün yetkilileri geldiler, bizimle de görüştüler. Allah hepsinden razı olsun. Bunun önünü açmaktan, bu şehirde o potansiyelin olduğunu onlara dikte ettirmekten, evet, ve üst yönetimde bir firmanın, bir hemşehrimizin olmasından duyduğum gururu, mutluluğu anlatamam. O kadar çok keyifliyim, o kadar çok mutluyum. Yani benim şimdi özel kalemimde, genel sekreterimizde, herkes bir şekilde herkese yardımcı oluyor. Geliyorlar, evet, işte yönlendiriyorlar. Orada da çok etkin iletişimi olan yöneticiler var. Yani üç firmada da aşağı yukarı benzer bir iletişim var. Ellerinden geldiğince bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Bu dördüncüsüyle beraber ben net 3000 civarında genç istihdamına ulaşacağız diye tahmin ediyorum. Şu çok anda 2000'in üzerindedir. Maşallah. Tabii. Çok iyi başarılar. Yani bundan ala ne olur? Başarı hikayesi budur. Bu bir hikayedir. Yani şimdi mesela Van ve Çağrı Merkezi hikayesini
yazanlar mutlaka Van TSO'yu'dan başlayarak yazacaklar. Kesinlikle doğrudur. Başkanım çok özledim. İki yorum daha bunu okuyorum. Ondan sonra son sorumuza geçeceğiz. Hayır, yorumlar ama benden daha çok konuşuldu. Başkanım yani. Bir sürü şey yazdım. Ama bak demiş ya, Van seninle daha güzel başkanım. Değerli başkanım, sizinle gurur duyuyoruz demiş. Adem Kızbaş. Tahsin Babur. Tahsin Babur. Tahsin Başkan. Sizin nezdinizde Necdet Başkanım'a saygılar sunarım. Rabbim yolunuzu açık etsin. Necdet Başkanım'a gurur duyuyoruz demişler. Allah razı olsun. Başkan böyle güzel yorumlar geliyor. Okumadığım zamanlar adamlar küsüyorlar diyor ki, değil mi? Evet başkanım. Bana da küsüyorlar. Aynen. Başkanım süremizi bayağı açtık ama özel istek üzerine bu soruyu da soralım başkanım. Tamam, sor. Şimdi servis şoförlerinin soruları vardır. Aman Allah'ım. Servis şoförleri diyor ki işte okula kapalı, öğrenci taşıyamadığımız için ücret alamıyoruz. Bir kısma kaşamız araçlarını yeni almışlar, kredili almışlar. Doğru. Ödeyemiyorlar. Doğru. Bankada 50 bin aldık, ödeyemedik, sonra 25 bin daha aldık, onu da ödeyemedik. Acaba bize nasıl bir yol önerirler diye sormuş. Bir önerisinde bulunmuşlar başkanım. Ya bizim ekonomi yönetiminden beklentilerimiz var. Özellikle spesifik alanda faaliyet gösteren işletmelerin. Mesela hakikaten bu okul taşımacılığı yapan firmalar, ilçelerde de biliyorsun uzaktan eğitime, köylerden bu toplu okullara öğrenci taşıyan, yani hepsi sıkıntılı. Bunların şartları var. Yok senin araban 8 yaşında olacak. 9 yaşında olan gidiyor arabasını satıyor, yeniden borçlanıyor falan filan. Şimdi bu pandemi öngörülmeyen bir yıkım getirdi. Beklemem durum İnanın yani sadece onlar değil. Hepimiz bundan çok derinden etkileniyoruz. Ve gerçekten ülke yönetiminin, ekonomi yönetiminin hepsinin hayatını olumlayacak bir yaklaşım içerisinde olması gerektiğini söylüyoruz. Buradan da söylüyoruz. Yani hızlı bir şekilde her sektörün yaşadığı sorunlara asgari düzeyde dokunacak bir şey almaları, tedbir almak gerekiyor. Yani maliye yönetiminin, yani Ankara'nın, Maliye Bakanı'nın, ilgili bakanlıkların, Ulaştırma Bakanı'nın yani kaynaklarını bir önüne koyup ya benim alanımda hangi sektör ne kadar etkilendi? Ben bu kaynaklarla bu sektörlerin yok olmasını engelleyecek. Ya çünkü yarın yine bize bunlar lazım olacak. Evet, kesinlikle başkanım. Yani şimdi bırakalım ya herkesin canı cehenneme diyemeyiz. Bir yerde yaşıyorsak böyle deme şansımız yok. Dolayısıyla okul servisleri, yani şunu diyebiliriz. Vallahi kusura bakmayın, bu sektör artık gereksizdir. Artık bir daha okulları açmayacağız. Bir daha okul açılmayacak. Siz bir daha öğrenci taşımayacaksınız. Noktasına gelirsek amenna. Ama öyle bir noktada değiliz. Evet, her zaman lazım. Hayat biraz normalleşecek. İşte aşı çıktı. 3-5 ay sonra hayat yeniden normalleşecek. Yeniden o adamlara diyeceğiz ki gel öğrencilerimizi taşı, güvenle taşı. E ya şimdi bu adamlar oraya yatırım yapmışlar. Evet, nasıl yaptı? Abi borçlandı yaptı. Kredi aldı yaptı. Yani şimdi adam diyor ki ya siz para kazanıyorsun. Lan neyi para kazanıyorsun? Yani ben şimdi o maaşlara kızıyorum buradan. Ya adam risk alıyor, risk. Kesinlikle büyük risk. Ya eşinin bileziğini satıyor. Yüzüğünü satıyor. Bilmem neyini satıyor. Altınını satıyor. Gidiyor minibüs alıyor. Kendisinin, çoluğunun, çocuğunun yaşamını idame ettirebilmek için bir yatırım yapıyor. Bu bir yatırım. Muavin çalıştırıyor. Kendisi çalışıyor. Arıza oluyor sanayiden, sanayiciye gidiyor, petrole gidiyor, bilmem lastikçiye gidiyor, bilmem aksamcıya gidiyor. Ya bu bir entegre bir şey. Yani sen bir tane minibüsü hayatın içinden çıkardığın zaman dünya kadar aksayan bir şey var. Dolayısıyla yani onların hayatına dokunacağımız tedbirler almamız gerekiyor. Bununla ilgili yarın ekonomi konseyine onların da yaşadığı sorunları içeren, tekstilcilerin sorunlarını içeren, işte bu vergi, SGK meselelerinde bir de bu KGF vergileri gündeme geldi. Az önce buraya gelmeden bir üyemiz aradı. Şimdi ödemeler başladı. Abi dükkan kapalı. Kesinlikle. Kira meselesi abi bir kangren oldu. Yani nasıl edeceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Ya bu beni aşıyor abi. Yani neden aşıyor? Şimdi oturur bir karar vericilerle konuşursak takım çözüm önerileri sunabiliriz. Ama ben Akdamar TV ekranlarında bunları diyemem ki. Çünkü elimde bir şey de yok. Şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız diyebiliyorsun. Bir araya gelmek lazım. Bunları konuşmak gerekiyor. Bunları mümkün olduğunca Odalar Birliği Başkanımıza iletiyoruz. Yani gece 1'de arıyor, 11'de arıyor. Biz arıyoruz. Gerçekten doğru bir iletişim var. Yani Van'dakilerle kuramadığımız iletişimi zaman zaman Odalar Birliği ile yapıyoruz. Görüyoruz evet başkanım. Bunları konuşuyoruz, bunları anlatıyoruz. Yani dolayısıyla umuyor ve diliyorum bunların sorunlarına her sektör, aklımıza gelen gelmeyen her sektörün karşılaştığı temel sorunları çözme konusunda bir küçük de olsa bir müdahale alanı oluşabilir. Hepimiz bundan büyük memnuniyet ve mutluluk duyarız. İnşallah yürü başkanım. Başkanım bir de son soru, özellikle soruyla Van Spor'la ilgili soru geliyor.
OneSpor son zamanda iyi gidiyor, iyi bir gidişat aldı. Sen ya bu pandemi, evet pandemi dediğim gibi bizim hepimizin tabii durumumuzu kötüleştirdi. Hı hı. Bu arada spor devam ediyor. Bu arada OneSpor olmazsa olmaz. Yani kentin markalaşması konusunda. Çünkü yani ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dün akşam bir spor yorumcusu da beni katmaya çalıştı şeye. Ben de misafirlikteydim. Yani misafirlikler de yasak. Yani çocukların evine gittik. Şeye katılamadım. Ama başkanla görüşüyorum. Yani geçen de konuştum. Bu akşam saat 8'de yönetim kurulu toplantımız var. Hı hı. Telekonferansla. Buradan çıkınca o toplantıya gideceğim. Bunu konuşacağız Sayın Başkan'a da ne yapabileceğimiz konusunda. Ya mümkün olduğunca imkanlarımız ölçüsünde samimiyetle destek vermeye çalıştık. Yöneticilerin kim olduğuna bakmaksızın yaptık. Yani OneSpor'a göreve geldiğimiz günden bu yana kişisel ama kurumsal hiç fark etmez. Elimizden geldiğince bulaşmadan yani polemiklere girmeden kimsenin tarafı olmadan mümkün olduğunca sporun gücüne sihrine inanan bir ekip olarak gereken desteği sağlamaya çalıştık. Aynı noktadayız. Yani çünkü dünen de önemli isimler katıldı aynı programa. Noktadayız. Evet. Dolayısıyla ben izleyemedim. Arkadaşlar rica ettiler ama müsait değildim diye katılamadım. Evet. Aynı noktadayız. Duyarlılığımız devam ediyor. Bugün yine arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Hala bir yönetim kurulu üyemiz başkanla birlikte çalışıyor. O arkadaşa da soracağız. Nedir durum? Ne yapabiliriz? Yine bize bir görev düşerse mesela yemekli destek gecesi tertip ettik. Bunu yaptık. Yine yaparız. Yine bir görev tanımı olursa seve seve yaparız. Yani imkanlarımız ölçüsünde bundan imtina etmeyiz. Hala ben ve arkadaşlarım aynı noktadayız. Çünkü başka milletin beklentisi çok fazla. Size burada da yorumda yazmışlar. Musa Türün arkadaşımız yazmış. Musa Türün demiş ki OneSpor için destek isteyin. Biz de destek istedik. Başkanım da gerekli aşamada bulundular. Bak Ayhan Bey kampanya yaptık. Evet hatırlıyorum. SMS şey uyguladık. Bir sürü zaten şey yaptık. Yani şu an aklıma gelmiyor. Gerçekten Van Telsa'nın büyük bir katkısı oldu. Bunu da okuyalım. Mustafa Babacanoğlu Necdet Bey Van için büyük bir değerdir. Kıymetli bilmek lazım. Cansın Mustafa. Bir de başkanım size başkanım oldukça başarı denilen çok teşekkür ederim. Çok başkanım size çok teşekkür ediyoruz. Hürmet bir gün bizi kırmadınız. Çok da cesur ve dobra cevap verdiniz. Artık ya başınıza iş açtık. Yok. Da başkanım. Ama bundan sonra soruları alıp öyle geleceğim. Yani. Yok. Başkanım söyle bir üzere sahip değilsiniz. Evet çok değerli aktama vizeceriz. Maske, mesafe, temizlik. Allah aşkına yani hayatımızı bu sorunları bir an önce aşmak için en azından başka şeyler konuşmak için bütün Van halkına, bütün Türkiye'lilere, bütün dünya halkına özelliği ben rica ediyorum. Ya şu maske, mesafe, temizlik işini ciddiye alalım. Birbirimizden uzak duralım. Yani yakın olacağımız zamanları özleyelim, umutla yaşayalım ama şu pandemi, ya bunu yapabiliriz ya. İnsan isterse her şeyi yapabilir. İnsan isterse her şeyi yapabilir. Evet. Bir de başkan affınıza sığınarak bunu da dile getirmeden geçmek istemedim. Şimdi geçen gün İpek Yurt Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Sinan Aslan konuğumuz olmuştu. Daha önce Vali Bey'le görüşmede bulunmuştuk. Dediler ki biz bir yerde bir çalışma yaptığımızda öncelikle oradaki bütün kurumların ne işi varsa konuşuyoruz sonra işe girişime bulunuyoruz. Bugün akşam üstü biz gördük Nedim Odabaşı İş Merkezi'nin hemen karşısında kaldırım yapmış. Bundan bir ay önce kaldırım yapmış ama kaldırım yapılırken etiğin, TEDAŞ'ın trafoları hiç hesaba katmamıştı. Bugün arıza meydana geldi. Trafo yarım metrelerinde de en az 30 santim kaldırımdan aşağı kalmıştı. Ve bugün gelen arıza, meydan gelen arıza ne yazık ki çözülemedi. Yani trafo kapağının açamasından dolayı sorun çözülemedi. İşte biz burada yanlış yapıyoruz. Nerede takip? Nerede iş takibi? Böyle olduğu zaman devlet zarar görür, memleket zarar görür, Van halkı zarar görür. Lütfen bu konuda biraz duyarlılık gösterelim. Yani bir de bir şey yapılınca bunu bir takip yapalım. Başkanım siz de gördünüz. Gördüm. Yani biz bunlara üzülüyoruz. Adrese belirtiyorum. Burada Van Valisi Sayın Mehmet Emin Bilmez'e de diyorum. Genel sekreter de söylüyorum. Belediye Başkanı'na bu da diyorum. Bakın yol çok kötü. Kaldırım yapıldı. Dünyalarca para harcandı. Ama bütün TEDAŞ'a ait trafolar ne yazık ki kaldırımdan çok aşağı kalmış. Yarın öbür gün kış da geliyor. Trafoda bir yangın meydana gelirse Allah korusun binlerce kişi orada ne yazık ki çok büyük zararla görecektir.
Yarın kendinize gelip görebilirsiniz. Burada iftira atmıyoruz. Yarın gelip görebilirsiniz. Urart Oteli'nin 200 metre yukarısı. Bu kadar açık. Lütfen buna dikkat gösterelim. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun başkanım. Bazen konuşmadan da olmuyor. Biz Necdet Bey'e çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadıkları için. Basın güçlü olmalı. Basın güçlü olmalıdır. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programda, başka haftada görüşmek üzere. Ama bir dahaki programı maskeyle yapalım. Bana daha çok yakışıyor. Evet. Maskeli Necdet takma daha iyi. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.